Bilir kişi raporuna beyan nasıl yapılır? Dilekçe örneği. Asliye Hukuk Mahkemesi. Sayın Hakimliğine. Dosya numara. Konu, bir bilir kişi raporundaki maddi hatanın dikkate alınması. İki davanın esasına ilişkin son açıklamalarımız. Açıklama bir kusur ve hasar miktarının tespiti yönünden dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir, bilirkişi raporunu tebellü ettik, bilirkişi raporunu esas itibarıyla kabul ediyoruz, ancak bilirkişi hesaplama yaparken maddi hata yapmıştır, davalı tarafından ödenen 8020. YTL sehven 8. 20. YTL olarak yazılmıştır, hasar tazminatı alacağı da bu nedenle 4000. YTL değil, talep ettiğimiz bedeldir, kaldı ki, davalı vekili de cevap dilekçesinin sonuç kısmında bu miktarı kabul ettiklerini beyan etmiştir. İki davalı vekili taksit anlaşması yapıldığını iddia etmektedir. Buna ilişkin bir belge ibraz edilmemiştir. Taraflar arasında taksit anlaşması yapılmamıştır. Müvekkil sadece yapılan ödemeleri kabul etmiştir. Hasar süresi içinde davalıya ihbar edilmiş olup bu husus davalının kabulündedir. Bu nedenle alacak iddianın aksine muakseldir. 3 cevap dilekçesinde faiz oranı ve başlangıcına yönelik itirazlarda bulunulmuştur. Dava dilekçemizde bu konu ayrıntılı olarak cevaplanmıştır. Aynen tekrar ediyoruz. Dört davalı, itiraz dilekçesinde, likit bir alacağın bulunmadığı, alacağın belirlenmesinin yargılamayı gerektirdiği, gerekçesiyle takibe itiraz etmiş iken cevap dilekçesinde asıl alacağı ilişkin talebimizi aynen kabul ettiklerini beyan etmiştir. Sırf bu husus dahi davalı tarafın kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini göstermektedir. Dava dilekçemizde bu konuda ayrıntılı açıklama yapılmıştır. Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle bilirkişi raporundaki maddi hatanın dikkate alınarak talep ettiğimiz bedelin faizi, icra inkar tazminatı ve masrafıyla birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. Davacı Vekili Avukat Saim İYNECK e. AŞE Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi